Partili dönemden bugüne CHP'de ne değişti? Muhalefet partileri adını dahi söyleyemedikleri Ekmelettin İhsanoğlu'nu neden aday gösterdi? Sayın Ekmeloğlu, Ekmeloğlu kimdir? Ekmelettin İhsanoğlu Bey'i. İstiklal Marşı'nı bilmeyen İhsanoğlu hangi şairin hayranı çıktı? Bu Akif'in meşhur şiiri ve mısraları. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Mehmet Ali Önel soruyor, tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu canlı yayında yanıtlıyor. Çarpıcı dosya deşifrede. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan Deşifre Özel'le karşınızdayız. Deşifre'de bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşacağız. Seçime artık günler değil saatler kaldı. Pazar günü Cumhur sandık başına gidecek ve kendi başkanını belirleyecek. Konuğumuz araştırmacı, tarihçi, yazar Sayın Kadir Mısıroğlu. Kadir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Pazar günü Cumhur kendi başkanını seçecek. Peki o başkan kim olacak? Bir milat. Evet. Bütün beni şimdiye kadar dinlemiş olanlar hatırlayacaklardır ki her defasında ben zamandan şikayet ettim ve televizyonlara çıkmayı da çeşitli sebeplerle ziyaretçi baskınına maruz kalmak gibi çalışmalarımın engellenmesi gibi sebeplerle arzu etmiyordum. Bunu ben arzu ettim. Kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bunu bu seçimden evvel böyle bir program yapmayı neden düşündüm onu söyleyeyim. Peki bu yayını size özel bu saate kurduk. Aslında bizim evet. Yayın saatimiz Cuma günü 22 saat. Sedat Simavi diye bir adam vardı. Bu haftalık evet. 7 gün diye bir gazete çıkardı. O zaman Bankalar Caddesi'nde Burla Biraderler diye bir Rum radyo ithal eder veya imal ederdi. Benim çocukluğumda meşhurdu Aga radyoları. Bu da reklam veriyordu bu 7 gün mecmuasına. Bir gün buna dediler ki sen niye günlük gazete çıkarmıyorsun kendi reklamları için? Param yok dedi. Biz para verelim dediler. 1948 senesi gariptir. Hürriyet gazetesinin çıkış tarihiyle İsrail'in kuruluş tarihi aynıdır. 1 Mayıs 1948'de Hürriyet diye bir gazete çıkmaya başladı. Eli Burla biraderlerin parasıyla. İlk sayısı bende vardır. Arşivimde mahfuzdur. Sonra bu parayı reklamla sayışacaklardı. Reklamla sayışmaya iş geldiği zaman bunların arasında ihtilaf çıktı. Aşırı iskonto istediler. Sedat Simavi de bunu yapmadı. Bu ihtilaftan dolayı Sedat Simavi Rum düşmanı oldu. Kıbrıs'tan çekilmekte olan İngilizlerin ardından Rumların icraatlarını her gün gazetesinde yazmaya başladı. O zaman Harciye Vekili olan Fuat Köprülü bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur dedi. Fakat bu Hürriyet Gazetesi'nin devamlı yazmasıyla halka mal olunca siyasiler halkın elindeki rey silahından çekinirler. Rey potansiyeli olan yerde hesaplı hareket ederler. 56 senesinde bize Beyazıt Meydanı'nda bir Kıbrıs mitingi ısmarladı hükümet. Bizim Kıbrıs diye bir davamız yoktur diyen hükümet. Kıbrıs mitinginde ben de talebeydim, bulundum. Fazıl Küçük diye Kıbrıs Türklerinin o gün bir lideri vardı. Doktor Fazıl Küçük, ismini duyanlar vardır. İlk olarak üniversite kapısına Beyazıt Meydanı'nda kurulan kürsüye bu Fazıl Küçük çıktı. Koltuğun altında bir kitap vardı. Bu nutuktu. Bunu öptü başına koydu. Üç kafa. Kıbrıs'ı bu atamızın nutku sayesinde kurtaracağız dedi. Ben mitingi terk ettim. Müslüman halk, halkımız ancak Kur'an'ı öper başına koyar. 56-2004, 58 sene sonra bu halkın hissiyatına, örfüne, inancına aykırı bir hareketi de Ekmeleddin'den gördüm. Kadim dostum Ekmeleddin'den. Türkiye'ye geldiği zaman ilk tanıdığı
adam ben oldum. Biraz sonra anlatacağım tafsilatıyla Ekmel'i dünden bir hocazadeden bunu gördüm. Buraya resmini getirdim. Kendisine Mustafa Kemal Paşa hakkında bir kitap verdiler. Üzerinde resmi var. O kitabı öptü başına koydu, öptü başına koydu. Fazıl Küçük'ü hatırladım. Ama Fazıl Küçük'le ilgili bir talihsizlik yaşadım. Londra'da ben 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atılıp da Londra ve Almanya'da yaşarken bir gün Şeyh Nazım Camii'nde cuma kıldım, çıktım, bir cenaze var. Hüsnü zan ile bir Müslüman ölmüş ki buraya getirdiler. Cenaze namazını kıldık. Nasıl bilirsiniz Mevta'yı? İyi biliriz. Hep böyledir. Hüsnü zan edilir. Ola ki o Mevta'yı Allah rahmet eylesin. Arkasından Kıbrıslılar nutuk çekmeye başladılar. Meğer bu Fazıl Küçük'müş. Ben şu hareketine kızıp mitingi terk ettiğim adamın cenaze namazını kıldım. Buradan ilan ediyorum. Ben Ekmel'den evvel ölürsem benim cenazeme katılmasın. Ben ondan en az 20 yaş büyüğüm. O da benden evvel ölürse ben de asla cenazesine katılmam. Şu hareket milletin örfüne, diline, edebiyatına, tarihine, coğrafyasına, her şeyine yabancılığını bildiğim bir adam. Netice itibariyle bir hocazade. Bu hareket bana çok dokundu. O kitap Kur'an mı ki öpüp başına vuruyorsun? Bunu Müslümanlar dikkate alsın. Bunu CHP'nin kendisine aday göstermesi bağlantısı olabilir mi acaba? CHP'li yere seçmene bir mesaj gönderme amacıyla. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Ekmeleddin iki hüviyet. Yarısı gavur, yarısı Müslüman. AK Parti tabanına bu Müslüman hüviyeti gösteriyorlar. Çünkü kendi güçleri yok. Kendilerinden bir adamı seçtirmeye güçleri yok. Ancak AK Parti tabanından bir kısım insanları kandırabilirlerse bu Müslüman hüviyeti göstererek seçim şansı olabilir diye düşündükleri için bu gavur hüviyetini, kiliseye mum veren hüviyetini beğendikleri için Müslüman hüviyetini AK Parti'nin tabanına, gavur hüviyetini kendi tabanlarına göstererek denge sağlamak istediler. Gavur hüviyetini şimdi izleyenler belki rahatsız olacaktır. Burada ne kastediyorsunuz? Kiliseye de mum veriyor, camiye de mum veriyor. Solcularla, yani hem sola hem sağa. Solcu dergiyle resim çektiren bir adam eser mezunuysa, dahası bas yani söyleyeceğim. Yani aşırı sol fraksiyonun dergisinden Nazım'ın bahsediyorsunuz şiirini, siz. Nazım'ın kitabını Arapçaya tercüme etmekle iftihar eden getirdim buraya. Sonunda Ekmel'i sonunda söyleyeceğim. Asıl Ekmel'i niye tercih ettiler, evet, ve kimler tercih etti onu anlatmak istiyorum. Fakat bunun anlaşılabilmesi için kader perspektifinden Türkiye'nin yakın geçmişine ve bugününe, hatta geleceğine tatbik edebileceğimiz dini ve İslami bir gerçek panoraması ortaya koymak istiyorum. Evet. Allah-u Azimişan sıfat itibariyle Cam-ül Ezdat'tır. Sıfatları, zıt sıfatlara haiz bir varlıktır. Hadi de onun sıfatıdır, hidayet veren. Mudil de onun sıfatıdır. Hay da onun sıfatıdır, dirilten. Mümit de onun sıfatıdır, öldüren. Kainat, masuba Allah dediğimiz, Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alem, sıfat tecellileriyle vücuda gelmiştir. Bu sıfat tecellilerle vücuda gelen alemde zıtlık esastır. Esasen insan beyni için zıddı olan bir, olmayan bir şey kavranamaz. Onun için Allah'ın zat hakikati bilinemez. Sıfat tecellileri itibariyle Allah'ın varlığına hükmederiz. Bu zıt tecellilerin sahibi olan Allah-u Azimişan kainatta kendi zat-ı uluhiyetine tahsis ettiği iki sıfatı tecelli ettirmemiştir. Bunlardan biri halikiyet sıfatıdır, biri beka sıfatı ilahiyesidir. Halikiyet sıfatını tecelli ettirmemiş olmasının neticesi her oluş Allah'ın o fiile halik sıfatıyla dahil olmasıyladır.
hayrihi ve şerrihi minallahi teala, bu gerçeği formüle eden bir İslami esastır ve bir iman umdesidir. Bunu Allah'ın rızasıyla karıştırmamak lazımdır. Allah'ın rızası sade hayırda, lakin iradesi her oluştadır. Ayet, ağaçtan yaprak düşmez Allah murad etmeden buyurmaktadır. Bunun sebebi şerrin, kulun istediği şerri halk etmeseydi cehennemi yaratması abes olurdu. Binaenaleyh imtihan maksadıyla yarattığı insü cini iradeyle teçhiz ettiğinden onları da bütün sıfatlarıyla teçhiz etmiştir hayır ve şer. İnsanın eşrefi mahlukat olma sebebi şu iki sıfat hariç bütün sıfatlardan nasibdar olmasıdır. Eğer hadi sıfatı ilahiyesi bir insanın şuur altında kalırsa modil sıfatı ilahiyesi üste çıkar, o kafir olur. Ama hadi nasibinde vardır. Ola ki hidayete erer. Mümin de hadi sıfatı şuur üstüne çıkar, modil sıfatı hapiste. O mümin olur. Onun da küfre istidadı vardır. Bunun sebebi şudur. El emni küfrün vel ye'si küfrün. Mutlak emniyetle, mutlak ye'si küfürdür. Kaide beynel havfi ve reca. Korku ile ümit arasında yaşamaktadır. Elhamdülillah Müslümanım. İnşallah da ahirette böyle giderim. Bu inanç esastır İslam'da. Şu sıfat tecellilerinden, kainattaki sıfat tecellilerinden hiçbiri yok edilemez. Kainatta her an hepsi tecelli halindedir. Lakin bu tecelli eşit değildir. Allahu Azimüşşan sıfat itibariyle sıfatlarının bir kısmı celalidir, bir kısmı cemalidir. Allahu Azimüşşan bu celal ve cemal sıfatları arasında bir nöbetleşme, galebe nöbetleşmesi halk etmiştir. Tıpkı mevsimler gibi. Her zaman dünya yaz değil, her zaman kış değil, her zaman gece değil, her zaman gündüz değil. Bunun gibi bu tebedülat ebedidir. Bunun sebebi kainatta Allah-u Azimüşşan'ın beka sıfatı ilahiyesinde nasip olmamasıdır. Eğer Allah-u Azimüşşan bu kainatta bir tek şeye bekadan nasip lütfetseydi, o İslam olurdu. Çünkü bütün mükevvenatı yaratmasının hikmeti hakikatine uygun bir şekilde bilinmek ve bu bilginin tabii bir neticesi olarak ibadetlerle insü cin tarafından teklim olunmaktır. Bu ise İslam'la kaindir. Ama İslam dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelen bütün dinlerin esasat asliyesidir. Böyle olduğu halde, İslam'la kaim olduğu halde, İslam'da bile beka yoktur. Çünkü peygamber buyurmuştu, bede'tü dinu gariben seyavudu gariba. Garip başladı, garip. Bu din garip başladı da garip bitecek. Demek ki bekadan nasip yok. Olmayınca bütün varlıklar ne kemal üzere ne zebal üzere baki olamazlar. Ya kemalden zebale ya zebalden kemale ebedi bir dönüş halindedir. Buradan Allah'ın murad-ı ilahiyesini anlamak, sezmek kabildir. Nöbet değişikliğini sezmek kabildir. Ne suretle? Bir adam komaya girse, hastanede ne kadar yattığını bilmeden gözünü açsa, dünyayı alaca karanlık görse, akşam oluyor da dese %50 yanılır, sabah oluyor da dese %50 yanılır. Hadisatın seyrini, havanın seyrini takip eder de, her an aydınlıkların çoğalmakta, karanlıkların azalmakta olduğunu görürse sabah oluyor der, bu doğrudur. Aksine bir müşahedede gece oluyor der, bu da doğrudur. Bu bize tarih ilminin değerini, ehemmiyetini gösterir. Bu ölçüyü kainata tatbik ettiğimiz zaman tebeddülat ebedi, değişikliğin seyrinden de işlerin nereye gittiğini kavramak mümkün dediğimize göre eski Türkiye diyorlar. Doğru. Böyle bir mefhum yerindedir. Yeni Türkiye o da yerindedir. Fakat eskinin de eskisi var. Çünkü bu eski Türkiye'den kastedilen 1950 öncesidir. Eskinin eskisi Selçuklu ve Osmanlı Türkiye'sidir. Onu konuşmayalım. Yakın tarihimizde 4 milat hadisesi var.
4 milat. Birincisi 1839. Tanzimat. 1839 Tanzimat Fermanı'yla kainatta var olan Allah'ın mudil sıfat-ı ilahiyesinin tecellisi aynen bir dönme dolap gibi. Dönme dolapta bir kabin yerdeyken bir kabin tepededir. İslam kabini tepedeyken, zirvedeyken küfür kabini yerdeydi. Papaz padişahımızı ziyarete geldiği zaman bütün vakanı üstlerde vardır. Labisi libası katrani olduğu halde Sütte-i Seniyye-i Hazreti Hilafet Penahiye yüz sürüp arz etti ki. Zilletle geliyor. Zilletle geliyor. O kabin hafif aşağıya kımıldadı. Yerdeki küfür kabini de hafif yukarı kımıldadı. Bu birinci tebeddülattı. Allah-u Azimüşşan gece ve gündüzü tayin ederken söylediğimiz gibi bu tebeddülatta bir tedriş kanunu halk etmiştir. Ani değişiklik olmaz. Batıldan hakka geçişte tedricendir. Peygamber 23 sene mücadele etti. Haktan batıla geçişte. Bu bir ara mevsimdi. 1839'dan 1923 Lozan'a kadar bir hazırlık safhasıdır. Bu 1923'teki Lozan bir ikinci milat oldu. Bu küfür kabininin zirveye çıktığı, İslam kabininin yere vurduğunu gösteriyordu. Burada takriben 25-30 sene kaldı. Buradaki icraatı ve bu teşhisin, bu hükmümüzün doğruluğunu ispat edecek vekaitten kısaca bahsedeceğiz. Ama 1950'de dünya şartları zorladı yahut 46'da diyelim istersen. Bir milat daha yaşandı, demokrasiye geçiş. 1950'den alalım, Demokrat Parti'nin kuruluşundan değil de, üçüncü milat bu. 1950'den bu seçime kadarki devrede bir başka ara mevsimdir. 1839 ile 1923 arasındaki ara mevsimi tekrarlama mevsimidir. Şimdi bunu vukuatla anlattığımız zaman işlerin nereye gideceğini, neden Ekmel'in şansı olmadığını kader perspektifinden evvela sonra da fiili vakalarla ispat edeceğiz. Kader perspektifinden gidiş İslam'a, çürük çarık adamların bundan sonra şansı yok. Çünkü onlar kelaynak kuşları gibi nesli tükenmiş hale geliyorlar. Mağlubiyet nöbeti onlarda. Galebe nöbeti Müslümanlarda ve İslam'da. Dördüncü merhaleyi teşkil edecek bu cumhuriyet seçimleri. Cumhurbaşkanı seçimleri. Bu da bir dördüncü milat olacak. Çünkü bundan sonra hazırlık safhası bitti. 1950'den şu 1914 yılı Ağustos ayının pazarına kadar bir hazırlık safhasıdır. İşte eski Türkiye budur. Şimdi neden Lozan'ı böyle bir milat olarak aldığımı söyleyeyim. Lozan'a kadar olan işler kader perspektifinden İslam'ın mağlubiyetine, İslam düşmanlarının galibiyetine doğru bir gidişti. Bu gidişe gönlü razı olmayan üç adam heder oldu. Dehasına rağmen. Bunun birincisi Sultan Aziz. Hayatıyla ödedi. İkincisi Sultan Hamid. Tahtından oldu. Hayatını hapiste tamamladı. Üçüncüsü Sultan Vahidettin. Vatanından oldu. Gurbette can verdi. Çünkü bunlar kadere ters düştüler. Lakin 50'den sonra da o güne göre o eski devri ihya etmek maksadıyla 3-4 defa ihtilal oldu. Bu ihtilalcilerle bu İslam'ın aleyhine zamanın gelişmesine direnenler gibi onlar da başarısız oldu. Birincisi Cemal Gürsel'dir. Gurbette komada öldü. İstediği hiçbir şey yapamadı. İslami gelişmeye, şimdi söyleyeyim ki 50'den sonra yapılan ihtilallerin hepsi ama küllü İslami gelişmeye, yani ülkenin İslam'a doğru gidişine engel olmak için yapıldı. Bunu ihtilali yapanlar itiraf ediyorlar. En son Kenan Evren Türkiye İran gibi olsaydı dedi. Herkes bilir bunu.
27 Mayıs'tan itibaren bütün ihtilallerin ben içinde yaşadım. Ben 27 Mayıs'ta Harbiye'de hücrede yatmış, Balmumcu kışlasında yatmış bir kardeşinizim. Bütün bu ihtilalleri biliyorum. Ve bundan sıkıntısını yaşamış bir insanım. 80 ihtilalinde vatandaştan atılmış, babadan kalan mallarım alınmış, gurbette 11 sene yaşamaya mecbur kalmış. Bunların hepsini biliyorum, yaşadım. Bildiğim şudur ki bütün bu ihtilaller aynen Sultan Aziz, Sultan Hamid, Sultan Vahidettin'in direnişi gibi kaderin umumi seyrine karşı çıkan hareketlerdir. Neticesi fiyasko olmuştur. Her merhalede İslam biraz daha takviye olmuştur. Bunun misalini size vereyim. Sade tek başına iktidar olanları ölçü alırsak aynı havanın aydınlatmakta mı, karanlıklaşmakta mı olduğunu komadan uyanan bir adamın keşfi gibi, bu da bir keşifti. Bu da içtimai hayatın karanlık ve aydınlığını mizan etmek. Birincisi Menderes'tir. Menderes'e hayatı boyunca camiye girerken, çıkarken resmini çekmiş bir Allah kulu yoktur. Eyüp Camii'ne hala almıştır, nasıl oldu diye bile içeri girmemiştir. Sultan Abdülhamid'in hanımından dinledim, kendilerini gece sabaha karşı ziyaret etmiş ve demiştir ki benim etrafım şerir adam dolu. Sizi gündüz güpe gündüz ziyaret edemedim, affedin. Bu şartlarda ezanın üzerindeki yasağı kaldırmış, 10 aylık İmam Hatip kursunu İmam Hatip Mektebi yapmış, radyoda Kur'an okutmuş. Şimdi bir köyde yolculuk yapıyor olsanız, köy çocukları çıksa karşınıza, ona bir karamela şekeri verseniz bahtiyar olurlar. O şekeri Şişli'deki bir çocuğa vursan, versen kafanı atar. Çünkü o çikolatanın alasını görüyor. Millet o köylü çocuğu gibiydi. Menderes'in bu küçücük ikramlarını, dinden gasp edilen haklardan bu küçücük unsurları yerine koymasına bahtiyar oldu. Ezanın Türkçe okutulmasını da tabii mesela okutmak lazım. Mesela bahtiyar oldu ve Menderes efsaneleşti. Halbuki içki içtiği, zina ettiği, namaz kılmadığı, oruç tutmadığı belli. Şimdi onun hatasını ve sevabını mizan edersek, hata yekûnuna ve sevap yekûnuna bakarsak, ondan sonra Demirel geldi. Demirel namuslu bir aile reisi. Ama öbür tarafta mason. 3 derecede atılmış. Ben mason değilim dediği için Adalet Partisi kongresinde. Atılmış. Hala da terfi ettirmemiştir. Cezalıdır. Atılmış. Öbür tarafta İmam Hatip yaptı. İçki içti. Cuma'ya gitti. Mercedes'i çekti Kocatepe Camii'nde. Bak hasenat artıyor. Seyyar azalıyor. Üçüncüsü Menderes, Özal'dır. Özal'la çok yakın hukukum oldu. Milli Selamet'ten o da adaydı, ben de adaydım. Anlatsam uzun gider. Özal'da bu hasenat daha çoğaldı. Seyyahat daha azaldı. Dördüncüsü Tayyip Bey'dir. Hasenat azamiye çıktı, seyyahat sıfırladı. Diyelim ki bütün bu paralelcilerin, onlar hakkında çok şey söylediğimiz için bugün söylemek ihtiyacını hissetmiyorum. Bugünkü sözleri ve duaları dahil aklıma geliyor. Herhalde diyorum Fethullah aynaya bakıyor da beddua ediyor. Şimdi seçimler yaklaştı. Kendine beddua ediyor. Kim sülükse, kim sülükse Allah belasını versin diyor. Senin sülük olduğun gayri kabili inkar. Daha evvel anlattım, istemiyorum Fethullah hakkında konuşmak. Fethullah benim Bilen babaannem, 6 aylık suskunluğunu Cumhurbaşkanı seçimleri birkaç gün kala bozdu. Bugün bak, konuştu, dün konuştu, birkaç gündür konuşuyor. Benim babaannem, ben burada evvelce söylediklerimi seyircilere hatırlatmak isterim. Benim babaannem çok şişmandı, baharda sülük takardı. Sülükler emer emer düşerdi. Onları küle kusturur tekrar takardı. Ben derdim ki babaanne, günah değil mi bunlar, senin kanını emiyor, niye takıyorsun onu? Uşuğum, bunlar akıllı hayvanlardır. Benim kirli kanım emer derdi. Bakın burada bütün seyircilere bir şey söyleyeyim. İsmi Azam duası diye bir dua yok.
İsmi Azam doğası helal gıdadır. Bir çocuğun cebindeki para helalse menhiyata gitmez. Allah onu korur. Haram para muhakkak bozuk işe gider. Günün birinde ben bunu anlattığım zaman bana bir zenginin biri dedi ki bu Fethullahçılar benden 10 defa para istediler geldiler. Hiçbir zaman kasamda para olmadı. Senet ver, çek ver dediler. Ben de yeminliyim başımdan bir iş geçti. Çek senet veremediğim için bunlara bir kuruşum nasip olmadı. Onlara dedim ki senin paran helalmiş. Allah engel çıkardı. Fethullah burada söyledim. Babaannemin sülükleri gibidir. Bu millette haram para çok olduğu için bu kadar paraya ulaşmıştır. Bunu evvelce söyledim. Şimdi Fethullah'a konuşmak istemiyorum. Evet. Bu işe gelelim. Şimdi Tayyip Bey için bunların bütün iddialarını doğru kabul ediyorum bir an için. Farz-ı muhal. Efendim oğlu şöyle demiş, Halk Bankası böyle olmuş. Hepsi doğru kabul. Elimi koyuyorum. Bir tarafta amelen bulunan bir iki kusurlu bir adam doğruysa bile, öbür tarafta evvela imanda kusurlu, amelde ise sayısız kusuru olan biri ve benim bir üçüncü tercihim yok. Ben müminsem, Müslümansam, İslam'ın kaidesi ehveni şerreyn tercih olunur. Bu mecelle kaidesidir. İki şerrin içtimağında ehveni tercih olunur. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile o Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder. İslam bunu emreder. Hiç kurtuluşu yok. Çünkü bir tarafta küfür var, küfür. Amel bozukluğunu konuşmaya sıra gelmiyor. Ben onlarda birkaç misalini vereceğim. Birkaç misalini de vereceğim. Ve o Halk Partisi gibi bir partinin desteklediği bir adayın da sağlam olmasına imkan olmadığını, Müslümanın gönül rahatlığıyla rey verebileceği bir adam olsa, Halk Partililer toptan isyan ederlerdi. Acziyetlerinden ses çıkarmadılar. Ekmel'in de hüviyetinin yarısı onlara yakın olduğu için ses çıkarmadılar. Buna rağmen çıkaranlar da var. Siz unutmazsanız azıcık virgül koyalım, bir şey hatırlatayım ben size. Küresel bazda baktığınızda zalimler ve mazlumlar arasında tam bir cepheleşme, bir kutuplaşma artık yaşanıyor. Bütün evet. Küresel bazda. Sadece Orta Doğu ya da bizim bölgemizde değil. Birileri büyük oranda zulmün sesi, zalimin yanında. Birileri de hep mazlumun yanında. Tayyip Bey aslında başından beri hep mazlumun yanında oldu. Bu perspektiften bakınca bile aslında Tayyip Bey'in bulunduğu nokta ve önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen gelişmeler aslında böyle dirayetli, mazlumdan yana bir liderin ülkenin başında olmasını sahiden gerektiren bir fiili durum var ortada. Bu millet pazar günü Tayyip Bey reisi cumhur yaparak sade Türkiye reisi cumhur yapmayacak. Bosna'ya reisi cumhur yapacak. Filistin'e reisi cumhur yapacak. Suriye'deki, Mısır'daki, Irak'taki mazlumlara reisi cumhur yapacak. Bunun ne demek olduğunu biraz sonra izah edeceğim. Onların da ümidi Türkiye'dir. Ve Türk milleti eski mevkiine avdet etmediği müddetçe bu ızdırapların ortadan kalkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Çekilen sıkıntıların hepsi Lozan'la başlayan ve Tire'nin, miladın neticesidir. Biraz bunları söyleyeyim, ondan sonra da Halk Partisi'nin seyahat dosyasını biraz açayım. Sonra da Ekmel'in seyahat dosyasını açayım. Aradaki tetabuku göstereyim. Bir hatırlatalım. Ekmeleddin İhsanoğlu geçenlerde İstiklal Marşı'nı bilmediği ortaya çıktı. Okuyamadı, okurken bile hatta zorlandı. Kitabeden okurken. Ama çok ünlü ateist bir yazarın kitaplarını Arapçaya çevirdi. Siz kanıtladınız. Elinizde belgeleri var. Hatırlatalım. Bir izleyenler beklesinler lütfen programın Ekmel sonunu. Ekmel bir kukla. Ekmel'i değnekleriyle kara göz oynatıyorlar ya, oynatanları evvela tanıyalım, sonra da Ekmel'i tanıyalım. Aradaki benzerliği, yakınlığı, bu tercihin sebeplerini anlamamız için bu lazım.
Dedim ki bugünkü sıkıntıların hepsinin menşei Lozan'dır. Evet. Lozan'a kadar İsmet Paşa'da, Mustafa Kemal Paşa'da bütün inli mücadele kumandanları bir numaralı Müslüman. Bir numaralı. Hiç milletten ayrı gayrıları yoktur. Mustafa Kemal Paşa Lozan inkıtağa uğramadan evvel İzmir'deki Şubat başında 22 Şubat'ında İzmir'deki İktisat Kongresi'ne giderken Balıkesir Camii'nde hutbe okumuş, hilafeti göklere çıkarmış. Bunları evvelce anlattım. Ne olduysa Lozan'da oldu. Lozan'da olan şeyi çok uzun anlatmak şansımız yok. Lozan'a tasdettiğim konuşmada bile yok. Ama eskilerin bir tabiri vardı. Mâ lâ yudrükü küllü, lâ yetrükü küllü. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilenden de vazgeçmek gerekmez. Biz şimdi bu kaideye göre, kısaca söyleyeyim bakın. Bugün Batı Trakya'da Türkler zulüm görüyor. Bizden koptuklarından beri. Sebep Lozan, müdafaa edilmediler. Batı Trakya'yı Yunan'dan alıp Bulgarlara vermeye çalıştı İsmet Paşa dedim. Her sözümünde yığınla delili var. Ben buraya okyanustan bir çorba kaşığı kabilinden alıp geliyorum. Onları bile göstermeye vaktim müsait olmuyor. Ama itiraz eden herkese gösterebilirim. İkincisi Yunanistan'la kıta sahanlığıydı, hava ihlaliydi. Ege'de bir sıkıntımız var. Bunun sebebi Lozan. Çünkü Aha Rıza Nur geçen sefer söyledim, getirdim. Şimdi okusam uzun gider. Bu 2 saatlik bir programdı. Bu sefer 1,5 saate indi. Ben ne sığdıracağımdan şaşırıyorum. Onun için okumuyorum. Adaları bize verdiler, almadık diyor. 800 metre mesafedeki İstanköy Adası'nı almıyor. Antalya'nın önündeki Meyiz Adası'nı almıyor. Bugün Meyiz Adası askeridir. Adaların hikayesini evvelce anlattım. Dahası var. Suriye'yi bize verdi diyor Lord Curzon. Şöyle gösterelim. Merak edenler, Lozan'ı merak edenler, Lozan'ın katibi olan bir anlamda Doktor Rıza Nur'un hatıratlarını okusunlar. İkinci murahas. Bak, buraya getiremedim. Suriye Vilayet Gazetesi var benim arşivimde. Kocaman cilt. Haftada bir çıkar. Suriye vilayeti neresi biliyor musun? Suriye vilayetimizi geçen sefer söyledim. Bir aslanın postundan 40 tilkiye kürk yaptılar diye. Suriye bizim bir vilayetimizken bugün 4 hükümet oldu. Suriye'nin merkezi Şam, bir vilayet Kudüs Sancak. Suriye vilayeti bir, Suriye hükümeti bir, Ürdün hükümeti 2, İsrail hükümeti 3, Filistin hükümeti 4. Eloğlu bizim bir vilayetimizden 4 devlet çıkarmış. Burayı sana veriyorlar, almadım diyor. Allah aşkına vaktim olsa da açsam okusam, almadım istemedim diyor. Halbuki bu adam Türkçü. Bakın başbakan ifşa etti. Dedi ki o yakalanan Adana'da yakalanan tırlar Bayırbucak Türklerine yardıma gidiyordu. Bayırbucak neresi biliyor musun? Lasker'in bir kazası. Antakya'nın hemen altı, haritaya baksınlar. Bütün köy adı Türkçe. Bir tek Arap yaşamıyor orada. Ey Rıza Nur sen Türkçüsün. Antakya'yı istemiyorsun. Suriye dahil. Halep'i istemiyorsun, baştan başa Türk. Filistin'de bak kitabı getirdim, maalesef okuma şansım yok. 18 tane Türkmen aşireti var, Türk. Bu kitap bunu anlatıyor. Almıyorsun. Laskiye Türk. Hama Türk, Humus Türk. Halep'in köylüleri tahsil görmediylerse Arapça bilmezler. Ben gezdim oraları. Sen bir de Türkçülük taslıyorsun. Türk yaratıldığım en büyük şerefimdir diyorsun. Ya adam hiçbir zafer kazanmadığım bir zamanda gelmiş. Maraş'taki, Antep'teki mukavemete istinaden Suriye hududunu Fransız çizmiş demir yolu.
Allah aşkına bu millet haritaya baksın. Dünyada demir yolunu hudut yapmış bir devlet var mı? 800 kilometre Suriye ile hududumuz demir yoldur. Demir yolu bir yerleşim bölgesinden geçer. Bir köyün yarısı orada, yarısı burada. Sen Türkçülük geçiniyorsun. Mardin Arap almışsın. Siirt'in yarısı Arap almışsın. Urfa Arap almışsın. Çok iyi etmişsin. Keşke hep Arabistan'ın hepsini alsaydın. Ama Türkçülük iddia ediyorsun. Diyelim ki bu İsmet Paşa'ya karşı derdi ki İsmet almadı. Ben almadım diyor. Kendi itirafı zülüp. Demek ki bugün Suriye'de olan, Lübnan'da olan, Filistin'de olan hadiselerin sebebi Lozan. Günümüzde devam eden neticeleridir. Oradan alınmış olsaydı. Tabii bu diğer mesele de hilafet meselesidir. O otoriteyi de yok etmeselerdi. Bütün bu zulümler olmayacaktı. Filistin devleti kurulamazdı. İsrail devleti kurulamazdı. Osmanlı ayakta kalsaydı. Osmanlı'yı işgalciler yıkmadı. 2 Kasım 1922'de Osmanlı hükümetinde Lozan'a çağırdılar. Ankara hükümetinde Tevfik Paşa telgraf çekti Mustafa Kemal Paşa'ya. Birlikte hareket edelim diye. 21'de Londra konferansında birlikte hareket ettin. Fena mı oldu? Lloyd George Ankara'dakiler haydutlar deyince Tevfik Paşa kalktı, onlar haydut değil, vatanı müdafaa eden adamlar. Ben de söz hakkımı onlara veriyorum dedi. Lozan'da da böyle yapılsa ne lazım gelirdi? Osmanlı Devleti ebediyen munkarıdır diye kanun çıkardılar. Arkasından da Lozan'daki pazarlıklarla ilgili hilafeti yıktılar. Bunun delili nedir biliyor musunuz? Bakın. Lozan muadenamesi imza edildi, geldi, bizimkiler hemen müzakere etti, kabul etti. İngilizler 7,5 ay beklediler. Murahhaslarının imzaladığı bir muahedeyi niye parlamentoda görüşüp de tasdik etmiyorlar? Verilen sözü takip ettiler. 3 Mart 1924'te hilafet yıkıldı. 6 Mart 1924'te İngiliz parlamentosu Lozan'ı görüştü ve kabul etti. 23 Temmuz'dan Temmuz'da bir hafta var. Temmuz'u saymayalım. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 7 ay. Mart'ın da 6'sı bir hafta da orada var. 7,5 ay sonra görüştüler. Bu millet dikkat etmez mi yani? 4 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. 2 gün sonra İngiliz parlamentosu Lozan'ı kabul etti. Kabul etmeseydi murahhasların imzasıyla bu ser gibi olurdu. Teklif safhasında kalırdı. Demek oluyor ki bir de manevi faktör ortadan kaldırılınca işte bugünkü tablo. Peki bu yetmedi. Lord Curzon, bilseydim onu da getirdim. İngiliz parlamentosundaki müzakereler zabıtları benim elimde, Londra'dan aldım. Lord Curzon diyor ki Türkiye'yi niye tanıdınız, Türkiye'ye niye bu kadar şey verdiniz diyorsun. Türkiye bundan sonra bizimle, kelimeye dikkat etsin millet, hulus beraberliğiyle çalışacak. Hulus beraberliğiyle. Hakikaten hulus beraberliğiyle çalıştı ki arkasından İsrail'i ilk tanıyan devlet oldu Türkiye'nin. İsrail'i ilk tanıyan devlet daha hulus sonra. Hulus beraberliğinin sonucu. Daha sonra. Hocalar asıldı, kesildi. Camiler yakılıp yıkıldı. Buraya yığınla getirdim. Şurada Mişon'a satılmış bir caminin şeyini göstereyim ben size. Mişon'a. Yani öyle bir tatbikat ki 20 bin cami. Evet. Halk Partisi'nin kongresinde alınan karar, dini imha edecekler. Getirdim. CHP camileri Mişon'a satmış. Bir gavura cami satıyor. 20 bin cami imha edildi. Bunların her birine ait
alınan kararların her sayfa birine ait olmak üzere. Bu aslında bak bir tomar gösteriyorum. Bunlara ayrı ayrı tadat etme imkan yok. Burada her sayfada bir hükümet kararnamesi var, bir cami satışı var. Bütün şu evrakın her biri bir cami ile ilgili. Her biri. Hükümet kararnamesi bunlar. Bakanlar kurulu imzaları var. Bu aslında 20 bin sayfa. Ben buraya Amanla mı gelecektim? Örnek getirdim bunları. 20 bin cami satmış, yıkmış. Burada getirdim Sultanahmet Camii'ni asker sevkiyatı yapmışlar. Yatakhane yapmışlar. Alman Harbi'nde İsmet Paşa. İçine ot doldurmuş. Burada resimleri var. İçine ot doldurmuş. İşte Sultanahmet Camii'nin içinden çekilmiş bir resim. Yatakhane, askerler yatıyor. Kapısı gadana atları dolu. Ben göstereyim. Şurada buyur. Görürsünüz. Evet. Sayısız faca. Sultanahmet Camii yatakhane yapılmış. Senin camiyle ne düşmanlığın var? İşte hulus beraberliği. Peki o bitmedi. Hocaların asılıp kesilmesi. Allah aşkına Menemen'de bir sarhoş bir yedek subayı öldürmüş. Bir sarhoş. Oraya Türkiye'den 1200 hoca toplandı. Türkiye'den 1200 hoca. Resmini gösterebilirim. 1200 hoca. Bir dakika. Allah Allah. İşte bu arama yüzünden çok şey getirmiyorum maalesef. Bulamadım. Evet. 1200 hoca, o hocalardan birisi Abdurrahman Gürses'ti. Benim ahbabım da Allah rahmet eylesin. 1200 kişi. Bunlar 100'er 200'er kişi bir salonda kalıyorlar. Affedersin, o hocalar için bir teneke koymuşlar. Burada abdest bozacaksınız diyorlar. O edepli insanların bir yüzlerce adamın içinde abdest bozması ne demek? Böyle zulümleri gördüler. 48 kişi orada idam edildi. 48 kişi sade bir şapka için 13 vilayette daracı kuruldu. Biliyor musun, şapka kanunda hiçbir müeyyidesi yoktur üstelik. Kadın bir Erzurumlu da asılanlar arasında da Erzurum'da da insandı. Şallı bacı diye de bir kadını şapka giymedi Şallı diye astılar. Hulus beraberliğine İsmet Paşa'nın bir sözüyle izah edeyim. Bakın. Bunu Karabekir naklediyor. Münakaşayı İsmet Paşa ile ben yaptım diyor. Mustafa Kemal Paşa sükunetle bizi dinledi. Mustafa Kemal Paşa Lozan'dan da aldığı hızla ve İktisat Kongresi'nde ne de heyet ilmiye hazırladığı programla ilgi göstermeyerek müthiş bir inkılap hamlesi teklif etti. Hocalar toptan, bu Mustafa Kemal dediği İsmet Paşa'dır, yanlış dizilmiş. İsmet Paşa ilgi göstermeyerek müthiş bir inkılap hamlesi teklif etti. Karabekir söylüyor. Hocaları toptan ortadan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Lozan dönüşü söylüyor. Başka hiçbir zaman, şimdi yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız. Karabekir ona cevap verdiğini anlatıyor uzun uzun. Hulus beraberliğine başka bir şey de İnönü'nün hatıralarından Ulus gazetesinden okuyayım. Şapka inkılabından sonra diğer bir arkadaşımızın Ankara valisi Yahya Galip Bey'in bir ziyaretini hatırlarım. Aynı zamanda mebus olarak da bulunan Yahya Galip Bey de çok yakınımızdı. Ankara'nın da valiliğini yapıyor. Bir teklifi vardı. Nedir dedim. Şapkanın orta yerine bir ay yıldız koyalım. Diğer milletlerden farkımız belli olur dedi. Teklifi bu. Yahya Galip Bey'e, canım biz bunları farkımız olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun tarzında çıkıştım Ulus gazetesinden. Ya oradan bir farkı olmasın diye yapıyormuş ne yapıyorsa, kendi itirafı. İşte bu hulus beraberliği.
Bu hulus beraberliğiyle yapılan işler anlatmakla bitmez. Bunların din karşıtı tarzında, karşıtlığı tarzında laikliği tatbik etmeleri, Müslümanları asıp kesmeleri, nefes aldırmaları anlatmakla bitmez. Ama diyelim ki bunlar tek parti zamanındaydı. Onlar eski Halk Partisi'ydi. Şimdi ben size yeni Halk Partililerin de aynı zihniyette olduğunu göstereyim mi? Buraya getirdim. Birisi Önder Sal. Önder Sal. Hacca gidecekti adama diyor ki gitme. Muhammed seni alıkoyar orada bırakır. Gelemez. Paranı Araplara bırakma diyor değil mi? Muhammed paranı Araplara bırakma. Diyor. Getirdim burada internette var. Bak birisi de internete geçmiş. Hocalar toptan kaldırmadıkça hiçbir iş göremeyiz. İsmet Paşa'nın yazdığı internette de var. Bir dakika. İkincisi millet çok iyi hatırlayacak. Halkın eline reis silahı geçti ya 50'den sonra. Deniz Baykal çarşaflı kadınlara rozet taktı, hatırlayın. Sultanbeyli'deki kadınlara rozet taktı, evet. Çarşafa düşmanlık yapan, başörtüsüne düşmanlık yapan nedir? Biz de değiştik diye. Halk Partisi'nin tabanındaki kadınlar otobüsler durdurarak örtülü kadınlar çarşaflarını, peçelerini neyse başörtülerini yırttığını bu millet hatırlasın. Bir şey değişmemiş. Bari duruyor arşivde görüntüleri daha çok kaldı. Demek ki bunlar eğer halkın elindeki reis silahından korkmasalar aynı kafadadırlar. Ben buraya başka bir şey daha götürdüm. Cumhuriyet Gazetesi'nde başörtülü kadını domuz suretinde resmetmişler. Geçen sefer göstermişti. Bunlar evet. Saymakla bitmez. Demek oluyor ki bak burada Diyanet İşleri Reisi kefen bulunamıyor Halk Partisi zamanında. Soruyorlar kefen bulamıyoruz ne yapalım? Diyanet İşleri Reisi diyor ki fevkalade vaziyet dolayısıyla cenaze tedarikinde kefen bulmak güçlüğüne maruz kalanlar tarafından tekvinin mahiyeti ve asgari haddi reisimizden sorulmaktadır. Kefenden maksat setir, örtünme olmakla zaruret ve yokluk zamanında meyyitin yani yeni, eski, beyaz, renkli, pamuklu, yünlü, ketenli, ipekli herhangi temiz bir bezle baştan aşağı kadar bir kat kefenlenmesi kafi ve caiz olacağı müşavere heyetinin 16.11.942 tarih ve 153 sayılı kararına atfen ve tamimen beyan olunur. Halk Partisi kıt demek kıtlık demektir diyor ya başbakan. Aha sana kıtlık, öyle bir kıtlık ki kefen bulunamıyor. Diyor. Kefen bulunmuyor da neyle örtersen ört diyor. Böyle sayısız vesika getirdim onların devirlerine ait. Sayısız. Eski Halk Partisi devrinde Recep Peker çok partili rejim başlayınca İlkokullara din bilgisi dersleri konulması için birisi bir takrir veriyor meclise. Bak ne diyor. Zabıttan okuyorum. Bir modern insanı dini, İslami bir ahlak yerine, dini, İslami bir ahlak yerine, ilmi ve insani düşüncelerde mesafe almış milletlerin ahlakını örnek alması gerektiğini ifade ettikten sonra komünizm denen bir içtimai zehirden bünyeyi korumak için onun yanında yavaş yavaş genişleyecek bir din hayatının ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düşünmek, komünizme karşı dine din dersi konulmasını düşünmek aşağı yukarı bir öldürücü zehrin la akal onun kadar öldürücü olan başka bir zehirle tedavi edileceğini zannetmekten ibarettir. Ama buna şaşma. Çok çok sevilen, çok böyle abartılan Recep Peker. Bu 48'de ben vatandaşlıktan atılmış gurbette yaşarken Brüksel'de bir konferans veriyordum. Bana bir gazete getirdiler konferanstan önce.
Faruk Korutürk. Bak ne zamanın adamı? 70'li yılların adamı. Bundan 30 sene sonra artık demokrasiye geçilmiş değil mi? İşte o meclise hüküm şey reisi cumhur seçme, vasi seçme şeklinde olduğunu bu hikaye size anlattı. Gazetede diyor ki Rus hududuna kadar gitmiş. Çiçek seven, çocuk seven, hayvan seven Rus halkına saygılarımı iletiyorum dedikten sonra Trabzon'a geliyor. O zaman milli selamet ortak hükümete, karayolları milli selamette karayollarına misafir oluyor, rakı istiyor. Diyorlar ki bize yasak. Biz artık müesseselerimizde içki ikram edemiyoruz. Bu çıkıyor bir konuşma yapıyor. Bizim için şeriat da komünizm de aynı şeydir. Ben Brüksel'deki konferansımda dedim ki bunun adı Fahri Sabit Korutürk olmayıp da Dimitri olsaydı bu reisi cumhur olamazdı. Kanuna bir engel yok. Kanuna bir engel yok ama olamazdı. Müslüman sanılmasından oldu. Komünizmde şeriat da aynı şeydir diyor. Reisi cumhur sıfatıyla. Bu gavurdan da aşağıdır dedi. Orada bir ajan varmış. Beni ihbar etti. Türkiye'ye döndüğüm zaman karşıma çıkan davalardan biri de bu oldu. Bereket versin ki 10 sene süründüğüm için gurbette mürur zamana uğramıştı. Yani bunların seçtikleri adamlar da hep bu zihniyettedir. Ekmelettin'den de böyle şey bekliyorlar. Onu da ispatını yapacağım. Ama şu zihniyet beraberliğine bir misal daha vereyim. Bakın Lozan'da bir madde kabul ettiler. Evvela Lozan neden milat o anlaşılsın diye söylüyorum. Ekalliyetlerin himayesine müteallik. Ekalliyetlerin himayesi. 37, madde 37. Türkiye 38'den 44'e kadar olan maddelerde musarrah ahkamın tahsil edilmiş hükümlerin kavani asliye şeklinde, asli kanunlar şeklinde tanınmasını ve hiçbir kanun, hiçbir nizam ve hiçbir muamele-i resmiyenin bu ahkama münafi, aykırı veya muarız olmamasını ve hiçbir nizam, kanun ve hiçbir muamele-i resmiyenin ahkam-ı mezkureye ihraz-ı tefevvük üstünlük arz etmesin. Etmemesini taahhüt eder. Bu gayrimüslimlere tanınan haklarda Türkiye'de onların fevkinde, onlardan daha mesele bir kanun yani anayasa hükmü bile yapamamasını taallük eden maddelerden de birini okuyacağım. Bilumum Türk tebaasının gerek münasebat-ı hususiye ve ticariyede gerek din, matbaat vesaire neşiyat hususunda gerek içtimai muamelede herhangi bir lisanı istimal hakkına malik olmasına karşı hiçbir kayıt vaz edilemez. Sen Rum'u, Ermeni'yi, Süryani'yi kendi diliyle konuşma hakkına sahip ol, kılmışsın. Kürt'e bu hakkı tanımamışsın. Niye? Kürt Müslüman. Eğer Kürt de kafir olsaydı ekalliyet olacaktı, dilini kullanabilecekti. Bu kaideye istinadendir ki Atinagoras 40 yıl Türkiye'de patriklik yaptı, Yassıada mahkemesinde Rumca konuştu. Senin benim kadar Türkçe bildiği halde kanuni hakkını kullandı. Sen Müslüman, başka bir dil bilen bir Müslümana bu hakkı tanımadın. Bu hükümet gelinceye kadar dahası var. Aşağıda başka bir maddede ilk mektebi kendi lisanlarıyla okuma hakları var. Okuma hakları var. Bitmedi asıl ehemmiyetli meseleye geleceğim. Türk hükümeti gayrimüslim ekalliyetlerin hukuk aile veya ahkam-ı şahsiyeleri bahsinde bu mesailin, bu meselelerin mezkür ekalliyetlerin örf ve adetlerince hal ve fasl edilmesine müsait ahkam vazını taahhüt eder. O zaman Türkiye'de meri olan Mecelle-i Ahkam Adliye Kanun-ı Medeni yerine, bu da İslam hukukundan yapılmış bir kanun. Burada gene Rıza Nur anlatıyor. Biz onlara dedik ki böyle bir şey bizden istemeyin. Biz Avrupa Kanun-ı Medenilerinden birini alacağız.
gayrimüslime, ahkam-ı şahsiyelerine müteallik mesailde kendi dinlerine, örflerine göre bir kanun tatbik etmek, yeryüzünde, dünya tarihinde ilk defa Osmanlı'nın kabul ettiği bir şeydir. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama sonra ne oldu biliyor musun? İsviçre kanunu medenisini aldılar, Müslümanlara gavurun kanunu tatbik ettiler. Hristiyan'a İslam kanunu tatbik etmemeyi taahhüt eden, bunu bir insan hakkı kabul edenler, %1 bile teşkil etmeyen Hristiyan'a bu hakkı tanıyanlar, %99'a gavurun hakkın kanunu tatbik ettiler. Burada bir tarihi gerçek açıklayayım. Benim böyle ilk defa söylenecek o kadar sözüm var ki, hangisini söyleyeceğim diye bilmiyorum. Buraya getirdim. Kanun-ı medeniyi kabul edenler aceleleri vardı. Aceleleri vardı. Bir an evvel kabul edilmesi için Fransızca metni forma forma dağıttılar. Herkesin yaptığı tercümeyi birleştirerek kanun haline getirdiler. Sonra bunun madde, bir kanun dünyanın her yerinde böyledir. Madde madde okunur, lehinde aleyhinde söz alınır, kabul edilir madde, tadil edilir vesaire. Bu uzun gider böyle yapılırsa. Toptan kanunu, hatta yukarıdan aşağıya okumadan, şu sayılı kanun-ı medeniyi kabul edenler, etmeyenler ittifakla edilmiştir. Resmi gazetede yayınlandı. Getirdim buraya Osmanlıcasını. Resmi gazetede yayınlandı. Yayınlandıktan sonra ne görüldü biliyor musun? Birisi evlenme memnuniyetlerine süt kardeşini ilave etmiş. Haberleri olmamış. Aha sana resmi gazetede çıkan metinden okuyacağım şimdi bak. 92. madde. Aşağıdaki kimseler arasında evlenmek memnudur. 1. Nesebi sahih olsun veya olmasın. Usul ve furu. Yani yukarı doğru ve aşağıya doğru çocukları, anaları. Ana baba bir ve baba veya baba bir yahut ana bir kardeşler arasında. Bir kimse ile amca, dayı, hala, teyze arasında. Şimdi sıkı durun, buraya gösterebilirse göstersin. Süt kardeşleri arasında. Buyur çizdim. Süt kardeşleri arasında evlilik memnudur. Halk Partisi'nin hakimiyeti milli anlayışına bak. Bu eski yazı tabi Osmanlıca, evet. Ama... Aa, Latinizesi de var. Belge olduğu için gösterelim, merak etmeyin. Kaldırılmış, yani. Onu da getirdim. Latincesinden okudun. Latinizesinde kaldırılmış. Peki, evet. Latinizesini de göstereyim mi? Latinizesini. Vakit daralıyor. Kaldırılmış. Kanun-ı medeni, resmi gazete. Evet. Salatü selamın Türkçeleştirildiğine dair tahmin müftülüklere. Tanrı elçisi Muhammed selam olsun sana. Sevgili Muhammed salat olsun sana. Elçiler salat olsun sana. Nedir laiklik? Din devlete karışmayacak, devlet dine karışmayacak. Din devlete karışmayacak. Aha devletin dine karıştığına delil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında din hakkındaki sözleri getirdim. Okuyayım mı isterseniz? Bakın. Aha bugünkü halk partililerin zihniyeti. Başörtüsü. Başörtülü kadın domuza benzetmiş. AB'ye böyle gidiyoruz. Buyur göster. Evet, bu Turan Selçuk'un 2007 yılında ödül alan bir karikatürü. Bu yenisi. Aha eskisi. Din yok, milliyet var. Maalesef bunlar çok acı görüntüler. Dindar bira reklamı. Rencide eden. Bira reklamı. Bira fabrikası. Biranın ne kaç çeşit gıdaya muadil olduğu. Allah aşkına şunları göster hiç olmasa bak. Bak bak bak, altı ok, güneş. Bir şişe bira neye bedelmiş gıda olarak? Evet, biz bunu... Halk Partisi'nin reklamına bak.
Vermeyelim çünkü haber olarak bile aslında işçinin reklamını vermek, haber olarak da yayınlamak doğru değil. Siz anlattınız. Bir anın çok faydalı olduğunu anlatan bir broşür bu. Birkaç sayfalık. Evet. Neyse. Şimdi demek oluyor ki eski Halk Partisi, yeni Halk Partisi aynı şey. Peki bunlar Ekmeleddin'i niye buldular? Burada başka bir vesika getirdi. 1930'da bir de erkek çocukların sünnetini yasak etmek istediler. Onu da 2-3 cümleyle söyleyeyim. Doktorlara röportaj yapıyorlar. Doktorlar da bende yığınla var. Bu zaten gereksizdi bilmem nedir. Ayasofya Camii'ni müze haline çevirirlerken iki Alman arkeolog oradaki Fatih'in boyalarını kazıyor, alttan frekslere çıkarıyor. Eski resimleri. Tesadüf onlara da sordular. Onlar da dedi ki, aa çok yanlış yaparsınız. Sünnet kansere karşı. Kansere karşı. Bir koruyucu hekimlik tedbiri. Doktorlar fark ettiler ki Yahudilerle Müslümanlarda mesane kanseri en asgari seviyede. Bunun bir sebebi olmalı. Yahudiler de doğar doğmaz çocuklarını sünnet ederler. Bu sünnetten çıktığını düşündüler. Sünnetle kesilen deriyi kobaylara yedirdiler. %90 nispetinde kanser oldular. Avrupa'da seçkin aileler çocuklarını sünnet ettiriyor. Ben şahidim buna. Siz yanlış yaparsınız. Bir gün bütün Avrupa sünnetli olacak bu sıhhi. Şimdi AIDS'e karşı da çare olduğu çıktı. Öyle mi? Çektiler kanunu geriye. Şimdi şu zihniyete bak. Bütün bunlar Lozan'da. Lozan'la ilgili bir şey. Hep söylenir ama bunun bir belgesi yok tabii. Belki siz bu konuda bilginiz olabilir. Lozan'ın gizli bazı Türkiye ile ilgili maddeleri var mıdır? Bunu bana atfen televizyonlarda çok kendisine muhatap almama arzu eden bir nabeka, bir adam iddia ediyor. Ve diyor ki o başı fesli eli bastonlu biri var ya, onun kitabında böyle çok palavralar var. Bunu diyen adam göstersin. Ben Lozan hakkında 3 cilt yazdım. Söylediğim şudur. Böyle bir rivayet yaygındır Müslümanlar arasında. Ben bunun peşine koştum. İngiltere'de Lord Curzon'un evrakını aradım. Lord Curzon'un evrakı burada yazdım. Bray Brook Foundation adında bir vakıfta. Kapısını çaldım. Ben Lord Curzon'un evrakını görmek istiyorum dedim. Bana dediler ki tasnif edilmediği için göremez. Bunlar dedim, ben Müslümanım. Bu işleri öğrenmeyeyim diye bunu dediler. British Museum'da eski yazmalar üzerine müteassıs İsa diye Şeyh Nazım Efendi'nin bir müridi vardı. Onu gönderdim. İngiliz adıyla gitti. Ona da göstermediler. Çünkü sakalı vardı, şalvarı vardı. Her ne kadar İngiliz adını kullandıysa da Müslüman diye göstermediler. Bu demektir ki şimdiye kadar buna daha çıkmış bir şey yoktur. Ama şu var. Ben bunu delilleriyle ispat ettim. Lozan'ın inkıta sebebi Mustafa Kemal Paşa'nın halife olmak istemesi, İsmet Paşa'nın da ona paralel olarak Lozan'da bilseydim getirirdim. Orada çok tafsilat verdim. Anlayan anlar. İsmet Paşa mazlum sandıkta. Evvela şunu söyleyeyim. Lord Curzon bir deneme yapıyor. Çünkü Türkiye'den haber geliyor. Ne oldu? Vakit mi daraldı? Vakit daraldı. Son 10 dakikaya yakın bir süremiz var. 12 dakika, 13 dakika. Ne diyorsun? Ben daha Ekmel'i anlatacağım. Siz lütfen bağlayın. Ekmeleddin Bey'e geçelim. Çünkü Ekmel'in vakit daraldı. Netice şu. Hilafet pazarları. Bu bahsi ama konuşalım. Şu Lozan'ın gizli anlaşması ya da gizli maddeleri var mı yok mu? Önümüzdeki dönemlerde inşallah gizli daha detaylı. Gizli bir anlaşma var. Ayrı madde değil. Gizli bir anlaşma. Gizli bir konuşalım anlaşma inşallah. Var. Şimdi bu burada gizli, o konuya bir nokta koyalım dersen. Anlaşma üzerinedir ki ikinci defa çağırdılar, bitirdiler. O anlaşmada hilafetin ilgası İslam dünyasının başsız bırakılmasıydı. Bunu ben değil,
Yunanlı tarih profesörü Dimitri Kitsikis söylüyor. Evet. Paris'te yapılmış doktorasıyla. Ben bu gizli anlaşmayı, gizli pazarlıkları, Hayim Naum aracılığıyla yapılanları bir hayli açtım. Yabancı kaynaklar var, kullandım. Bunu okuyan anlar ki Türkiye'yi İslam dünyasının liderliğinden azletmek için bir anlaşma var. Onun için beklediler hilafetin ilgasını. Bunun çok delilleri var yabancılar. Mesela Kont Sporcan'ın hatıratında var. Efendim başka İngilizlerin hatıratlarında var. Ben bunların çoğunu kullandım. Ama şimdi sen 10 dakika vakit var yok, diyorsan. 10 dakikamız var. Lütfen, ben iki ayağım bir babacaktır. Güncel konuya girelim. Ekmel'i bile anlatamayacağım. Başkanlık konusuna, adaylık konusuna. Ekmel'in bir tek faziletini gördüm bu yaşa kadar. O fazilette Osmanoğulların affı sırasında 74'te çalışmasıdır. O çalışmada Saadettin Bilgici tanıdı. Saadettin Bilgici tanıdıktan sonra Emin Bilgici tanıdı ve onun kızıyla evlendi. Nişanlısını aldı, bana geldi. Diyorum ya, ilk Türkiye'de tanıdığı adam benim. Babası Ali Yakup'a göndermiş, Ali Yakup da bana gönder. Kadın kot pantolonlu, göğüsleri açık, başı açık bir hocazade. Şaşırdım. Ali yani dekolte demek istediniz değil mi? Evet, yani tabii kasıpta. Dekolte. Hala da öyle, burada resimler getirdim. Hala da öyle. Biz yine evet. Hanımefendiyi çok incitmeyelim. Yani giyim tarzı kendi sorunu, kendisi ilgilendirir yani onu. Ama eser mezunu, hocazade. Yani sen bu hüviyetinle mi burada getirdim? Ayakkabıyla evinde geziyor, röportaj yaparken çekilmiş resimleri. Evet. Ayşe Arman'la yaptığı röportajda evde ayakkabı giymişler. Mustafa yani. Kemal'in kitabını öpmüş, başına koymuş. Evet. AK Parti tabanından buna bir adam verir mi? Kur'an mı öpüyorsun, başına koyuyorsun? Başka şeyler göstereceğim ha. Nazım Hikmet'in kitabını tercüme etmiş. Bu onun kitabı. Kamera göstersin. Evet. İftira etmiyoruz. Verelim. Şeyde burada. Böldüğünüz yeri ayırmayalım. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları diye bir kitabı var. Şimdi Nazım'ın tiyatro eserinde aç görsünler. Bu arkadaşlar yakın kapakta. Subhanallah. Bu Profesör Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kitabıdır. Şimdi bu kitabın içinde bir bölüm var. Onu da hayır, kendi yaptığı kitabın evet. Kapağını koymuş. Bakın bu kapakta. Mesrahiyye. Yani tiyatro eseri demek Arapça. Nazım Hikmet. Yazı bilenler bunu okur. Hikayeti Hub. Aşk hikayesi. Ferhat-ı Şirin. Tercüme An Lugati Türkiye Ekmeleddin İhsan. Buyurun. Yani Nazım Hikmet'in Aşk adlı tiyatro eserini Arapçaya çevirmiş. Hayır. Ve kitabına mı yer? Hayır. Ferhat-ı Şiir'in o hikayeti hub aşk hikayesi. Evet. Yani istihdar cümlesi. Burada da aşağıda yazıyor bak. Hikayeti hub ev var orada, ben göremedim. Ev yahut Ferhat-ı Şiir'in. Aşk hikayesi yahut Ferhat-ı Şiir'in. Kahire 1969. Kitap kendinin bundan övünüyor. Dedim ya Ali Yakup'a, dedim ki o hanımını gördükten sonra, bana nasıl adam gönderdin? Ya sana düzelt diye gönderdim dedi. Bunu asırın mekteplerinde okumuş bir adam. Bu sosyalist kafalı bir adam. Babasının kemikleri sızlıyor mezarda dedi. Babasının mezarında kemikleri asıl şimdi sızlıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, onun icraatından kaçan bir hoca. Evladı gelmiş, onların tercihiyle aday olmuş. Madem vakit daraldı bir şey söyleyeyim. Benim ilk mektep kitabımda, okuduğum kitapta bir hikaye vardı. Adı Onu Kırağı Çaldı. Tabii bu bir de şeyin Aziz Nesin'in kitabını tercüme etmiş. Onu da evet bahsedelim. Onu da gösterelim de Aziz Nesin'in kitabını. Üstelik işte. Evet. Bunu Akit gazetesi, Yeni Akit haber üstelik olarak bu kitabın mahiyetini bilsen. Evet.
Arapçaya tercüme edişini bir maharetmiş gibi duyuran CHP, MHP ve bilumum solcuların Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun millete hakaretler yağdırıp Türklerin %60'ı aptaldır diyen İstanbul'un ateisti, Madımak tahrikçisi Aziz Nesin, kargaların seçtiği padişah kitabında Arapçaya tercüme ettiği ortaya çıktı. Burada çeşitli yazarları alıyor ve bu yazarların dine, imana, millete küfürleriyle dolu bu kitap. Bunu tercüme ediyor. Sen Arapçaya Türkçeden bir kitap tercüme edeceksin de kitap mı bulamadın? Aziz Nesin'le Nazım Hikmet'i tercih ediyorsun. Sonra da başbakanı diyor ki Hucurat suresini hatırlattım. Bu iftiradır, hakarettir. Böyle yapmayın etmeyin. Kurban oldun sen Allah'ın ayetini anmaya. Sen adam olsan bilirsin ki emri maruf, nehy anil münker var. Öyle her yanlışı söylemek gıybet olsaydı ağzımızda kilit durmamız lazımdı. Ben sabahtan akşama kadar yanlış söylüyorum. Yanlışları tadat ediyorum. Niye? Bu Allah'ın farz kıldığı, bütün Müslümanlara farz kıldığı bir şey. Ama onun hakkında bir şey söyleyeyim. Benim ilk mektep kitabımda bir hikaye vardı. Onu kral çaldı. Hikaye şöyle. Bir mezarlıkta Selvilerden birinin dibine bir kabak çekirdeği düşürmüş birisi. Bu kabak çekirdeğinden bir kabak tepeye çıkmaya başlamış. Süratle Selvi'ye yükseliyor, tırmanıyor. Selvileri konuşturuyor yazar. Selviler diyor ki ya o nedir asalak senin 100 senede 200 senede meydana getirdiğin boyu ağ yarıladı, ağ yarıyı geçti, ağ tepene çıktı. Her gün böyle Selviler bunun tırmanışına hayret ediyorlar. Ama bir gün sabahleyin Selviler bakıyor ki bu kabak yok. Arkadaş ne oldu o senin muzır arkadaşına, boyuna tırmanan arkadaşına? Diyor ki o çabuk yükseldiği gibi de çabuk yok oldu. Onu kırağı çaldı. Burada Ekmel Bey'e mi geliyorsunuz? Kırağı çaldı. Ekmeleddin de birkaç ay ben reisi cumhurken diye övünür. Bakın Celal Bey. Adayıyken. Bakın. Reisi cumhur adayıyken diyecek herhalde. Adayıyken diyecek. Adaylığıyla övünecek diyorsunuz. Tabii adaylığıyla yani. Övünecek. Dedim ya hani karnı ağrımış adamın ben Mekke'deyken karnım ağrımıştı bir daha. O hikaye gibidir. Onunla övünecektir. Bundan başka da elde edeceği bir netice yoktur. Ekmeleddin. Şunu soralım. Çok az vakit kaldı. 3 dakika var. Bu projenin arkasında sadece CHP, MHP mi var? Bu koalisyon mu? Yoksa canım, onların da arkasında daha büyük bir koalisyon mu var? Küresel bazda. Fethullah Gülen'i de demiyorum. Onun da bağlı olduğu, onu da yöneten bak bir şey daha büyük akıldan bahsediyorum. Milletin kolay inanmayacağı bir şey söyleyeyim. Amerika'daki Yahudiler Çin'e avdet ediyor. Çin'i seçiyorlar karargah olarak. İkinci karargah neresi biliyor musun? Türkiye. Çünkü biliyorlar ki dünyada iki güç kalacak. Çin ve Türkiye. Yahudi Enternasyonal Gücü'nün kaptan gemisi Çin, İslam Enternasyonal Gücü'nün kaptan gemisi Türkiye olacak. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de kullanabilecekleri insanları iş başına getirmek istiyorlar. Tayyip Bey'e düşmanlığın sebebi budur. Caterpillar İzmir'de fabrika kuruyor. Yeni çünkü söyleyeyim bu sana. Aday, CHP bu bir Yahudi firmasıdır. Yahudilerin büyükleri buraya gelecek, yatırım yapacak. Çünkü Türkiye dünyada yükselen bir yıldızdır. Demin söylediğim o meşiyeti ilahiyede Menderes'ten efendim Demirel'e, Demirel'den Özal'a, Özal'dan Tayyip'e giden vetire aydınlıklara gidildiğini gösteriyor. Karanlıkların arkada kaldığını gösteriyor. Eski Türkiye dediğimiz demokrasiye geçişten evvelki Türkiye'yi devam ettirmek isteyenlerin bir hareketidir Ekmel. Bunun başında da Yahudi vardır. 17 Aralık'ta Yahudinin Van Münit'e cevabıdır. 25 Aralık'ta cevabıdır. Ekmeleddin de cevabıdır. Hiçbiri sökmeyecek. Ama galiba 17 Aralık gibi pazar günü verilecek bütün bunların hepsini. 17 Aralık gibi bu millet daima doğruyu görmüştür. Daima münevverinden daha doğru görür. Son bir dakikamız süremiz bitti. Fesubhanallah Allah'ım.
Sizinle vakit çok hızlı ilerliyor. Bu Anadolu Müslümanlığı Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla eski şaşalı mevkine yüksel. Hüviyeti asliyesine çevir. Hüviyeti asliyesine çevir. Ecdadımızın senin yolunda döktükleri mübarek kanlar hakkı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine, Nur-u Muhammedi hürmetine, milletimizi Ankara'yı bu zaman hüviyeti asliyesine çevir. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Peki, bu duanızla bitirmiş olalım. Çok teşekkürler. Türkiye büyüsün, yükselsin. Yeniden kaybettiği mirasına sahip olsun ki mazlumların sesi olsun, onların hamisi olsun. Gelişmenin seyri nasıl? Çünkü çok fazla mazlum oluyor, akşam oluyor dedim ya. Türkiye'nin dört bir yanı mazlumlarla dolu. Gelişmenin seyri Türkiye'nin yeniden hüviyeti asliyesine dönmesiyle nihayetlenecektir. Çok teşekkürler. Pazar günü yeni bir tarih yazılacak. Türkiye'nin yakın tarihi yeniden yazılacak. Lider olana kadar da burada getirdim Yahudilerin inançlarını anlattığım Filistin kitabını. Filistin iki nehir arasında, Tevrat'tan gösterdim iki nehir arasında ki araziyi alacaksın, burada yaşayan yedi kavmi yok edeceksin evet, diyor. Bu oradaki insanlar hayat nefes alıp verdiği müddetçe İsrail'in zulmü bitmez ve illa İslam dünyasına sahip çıkan bir lider olsun. Ben de şunu ilave edeyim de bitirelim lütfen. Tayyip Bey bunun müfessiridir. Nasıl ikinci Mahmut, ikinci Mahmut Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'nın mübeşşiri ise Tayyip Bey de bir mübeşşirdir. Hilafet de gelecek. Bu millet yeniden eski izzetine kavuşacak. Peki. Ben de şunu hatırlatayım. Ekmel gibi adamların mevsimi geçmiştir. Teşekkür ediyorum Sayın Mısıroğlu. Şansları pazar günü yoktur. Sadece Türkiye Cumhurbaşkanı kadere seçilmeyecek. Mazlumların da hamisi seçilecek veya hami olmayan bir cumhurbaşkanı seçilecek. Karar bu noktada verilecek. Bugün etrafta çok fazla kan gözyaşı var. Bilinsin ki pazar günü yapılacak olan seçimle bu mazlum insanlara acaba biz kayıtsız mı kalacağız? Onların yeniden hamiliğini mi yapacağız? Buna karar verecek. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tarihi bir yayın daha oldu. Yazık ki mala yutu küküllü, la yutu küküllü. Maalesef vakit bu kadar. Geldiğiniz için çok sağ olun. Söylemek istediğimizin zekatı kadar söyleyebildim. Yarın Cuma deşifre günü, Cuma deşifreyi Ankara'dan yapacağız. Sayın Melih Gökçek canlı yayın konuğumuz olacak. Ve Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşacağız. Efendim şimdi hoşça kalın.